411 sıra sayılı tasarı, demin söylediğim gibi birbirinden çok farklı düşünen 3 muhalefet partisinin üçünün de çokça çekince koyduğu bir tasarı. Birimiz kusurluyuz, ikimiz kusurluyuz, üçümüz de mi kusurluyuz? Demek ki bu tasarıda ülke menfaatine olmayan, millet menfaatine olmayan, Beytülmal'in çıkarlarına uymayan işler var. Bunları şunun için söylüyorum. Yanlış yapmak, ben istediğimi yaparım mantığı, benim çoğunluğum var mantığının, yani buna siyasette bazen güç şımarıklığı diye de nitelendirdiğimiz, hepimizin insan olarak insanız, hepimizin zaman zaman yaşadığı ama sizin sıklıkla yaşadığınız bu çoğunluk ve güç şımarıklığının size ve ülkeye bir hayır yoktur sayın milletvekilleri. Biraz önce İktidar Partisi'ne mensup bir yani milletvekilleri diyor ki 15 Temmuz noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Halkların Demokratik Partisi'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne niye teşekkür ediyorsunuz? Siz bu darbenin saadetse karşı yapıldığını düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Darbe millete karşı yapıldı. Darbe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı yapıldı. Biz size teşekkür ederiz darbeye karşı durduğunuz için. Darbeye böyle bakın. Yani buradan bir mağdur edebiyatı, bu darbe bir kere başkomutan işi de hem sivilleşeceğiz diyorsunuz, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı her kürsüye çıkan başkomutanımız. Sayın Cumhurbaşkanı anayasaya göre o yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir temsil yetkisinden ibarettir. Komuta merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bundan beraber değerli arkadaşlar, başından beri üç şey söyledik. Diğer partiler de benzer şeyler söylediler. Siz de üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söylediniz. Başımıza bir bela geldi. Kanlı, vahşi, adi bir kalkışma püskürtüldü. Hep söylediğim gibi bunu AKP püskürtmedi, bunu millet püskürttü, bunu meclis püskürttü, bunu medya püskürttü. Ama buradan sonra ne yapılması lazım gelir dendiği vakit yapılan zirvelerden de çıkan sonuç budur. Gerek sarayda gerek başbakanlıkta siyasi partilerde yapılan zirvelerde üç şey yapacaksınız. Zor şey değil. Ama insaf mantık içinde yapacaksınız. Vicdan içinde yapacaksınız. Hesaplaşacaksınız. Hesaplaşacağız. Bunlarla hesaplaşacağız. Ama hesaplaşmak normalleşmenin önünde bir engel değil. Ya da normalleşme hesaplaşmaya engel değil. Hesaplaşalım, normalleşelim, demokratikleşelim. Ama siz şunu yaparsanız, gel buraya, sen falan bankaya para yatırmışsın, seni memuriyetten attım. Gel buraya, sen işte şu okulda, ben seni atamadım ama sen gidip şu okulda öğretmenlik yapmışsın. Seni attım. Bu mantık doğru mantık değil. 3-5 gündür gerek başbakandan, gerek cumhurbaşkanından şunu duyuyorum. Ama inandırıcı değil. Sapla samanı birbirine karıştırmayacağız. Kuruyla yaşı ayıracağız. Bunu bir kin ve intikam projesine dönüştürmeyeceğiz sözlerini Sayın Başbakan müteaddit defalar tekrar etti. Ama tam da yapılan budur. Bilemeyiz. Matematiksel olarak bu terör örgütü sadece sizin içinizde yok ki. Her yerde var. Ama en çok sizin içinizde var. Öyle görülüyor. Ayıklanacak bir itirazımız yok. Ama şüpheli, şüphe üzerinden delile gidilmez. Delil üzerinden suçluya, şüpheliye gidilir. Çok genel bir kural. Bunu söyledik. Burada da yanlış yapılıyor. Genel bir kural. Bir masum bir gece hapiste yatacağına 1000 şüpheli bir gece dışarıda geçsin. Hukukun kabul ettiği bir kural. Buna da uyduğunuz yok. Velhasıl yanlış yoldasınız. Yolunuz yol değil. Haliniz hal değil. Şimdi muhalefetten bu konuda 15 Temmuz itibariyle başlayan parlamentodaki bu ılıman, ılımlı iklimin ilkbaharın sürmesini bu tasarı orta yerdeyken isteme hakkınız yok. Bunu veremeyiz. Bu tasarıyı böyle dayatmanız, varlık fonunu, burada varlık fonu diye başlıyor gelen tasarı. Komisyonun kabul ettiği metinde adı değişiyor. Yatırımların proje bazında desteklenmesi diye. Ama sayın milletvekilimiz tasarıda varlık fonunun kurulacağını söylüyor. Yani arkadaşlar, sayın grup başkan vekilleri, burada çelik çomak oynamıyorsunuz. Parlamento kanun fabrikası değildir. Kanunların yapıldığı yerdir. İşleyecek kanunların, vatandaşın lehine menfaatine olan kanunların yapıldığı yerdir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu konuda bir mutabakat muhalefet partileriyle sağlanmazsa
19 Temmuz'da tatili unutun. Ay sonuna kadar tatili unutun. Muhalefet partiler olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün bize verdiği bütün imkanları kullanarak çalışacağız. Cuma günü de mi çalışmak istiyorsunuz? Hay hay, çalışalım. Cumartesi pazarda mı çalışmak istiyorsunuz? Hay hay, çalışan demir ışıldar. Bu kanunun geçmemesi için, bu şekliyle geçmemesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün bize verdiği bütün imkanları kullanacağız. An itibariyle kullanmadık. Sizden bir ılımlı, olumlu haber bekledik. Ama görünen o ki böyle bir niyetiniz yok. Hodri meydan, iş tüzüğün size verdiği haklar var, bize verdiği haklar var. Bu hakları milli irade adına, yüce millet adına kullanmak bizim boynumuzun borcu. Bu kürsüde ettiğimiz yeminin gereğidir. Bunu yapacağımızı burada yüce milletimizin önünde beyan ve taahhüt ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Altay.